Arkadaşlar, Fairphone diye bir marka var. Belki duymuşsunuzdur. Hollandalı bir marka. Sökülüp takılabilen bir telefonları var. Aslında uzun zamandır piyasadalar ama belki çok fazla görmediniz, çok fazla duymadınız. Şu anda onların standındayız. Konuyla ilgili biraz bilgi alacağız. Hi. Hi. So, Fairphone. Yep. Actually, merhaba. Fairphone benim uzun zamandır bildiğim bir marka. Ancak bize ürün ortaya çıkarma fikri nereden geldi, onunla ilgili kısa bir bilgi verir misiniz? Biz bu ürünü oluşturmaya 10 yıl önce başladık ve amacımız akıllı telefonların mümkün olan en uzun sürede kullanılabilmesini sağlamaktı. Her 2 ya da 3 yılda bir yeni bir telefon almak yerine en az 5 sene kullandırabilmek en önemli motive kaynağımızdı. Fairphone 5 ile bu kullanımı 8 yıla çıkarmayı başarabildiğimizi düşünüyoruz. Bunu da size 8 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi sunarak yapıyoruz. Kullandığımız malzemeler çevreye duyarlı malzemeler. Geri dönüştürülmüş plastik kullanıyoruz. Kullandığımız kobalt da Kongo'da ya da Afrika'da yer altına girmenizi gerektirmiyor. Bunların hepsini yaparken bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Ürünlerimizde Qualcomm'un en güncel işlemcilerini kullanıyoruz çünkü 8 yıl boyunca sizin ihtiyaçlarınızı karşılaması bizim için önemli. Örneğin 50 megapiksellik ana kamerada Sony sensörü kullanıyoruz. Bozulan parçaları kendiniz basitçe değiştirebiliyorsunuz. Kameralarda olduğu gibi kulaklıklarımızda da modüler sisteme önem veriyoruz. Bu yeni bir ürün mü? Evet, 3 ay önce tanıttık bu modeli. Bu cihazla ilgili en güzel eleştiri, artık uzun yıllar kullanılabilecek bir ürünüm var çünkü bozulursa bozulan parçasını değiştirip kullanmaya devam edebilirim. Atıp yenisini almama gerek yok. Fairphone 5 üzerinde Android 13 yüklü. Ancak diğer üreticilerden daha uzun süre yazılım güncellemesi sunuyoruz. Daha uzun süre garanti veriyoruz ve bu ürünün parçalarını kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Önemli bir soru, bu ürünü Türkiye'de satıyor musunuz yoksa sadece Avrupa için mi? Şu an sadece Avrupa'da aktifiz ancak Türkiye'den gelen çok fazla soru var. Bu ürüne ilgi çok. Biz de orada nasıl bir işbirliği yaparız diye düşünüyoruz. Şu an sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm ama hemen olmayacak. Umarım önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında da aktif olabiliriz. Bilgiler için çok teşekkürler ve kısa sürede sizi Türkiye'de görmeyi umuyoruz. Biz de öyle umuyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar, TicWatch standındayız. Biliyorsunuz benim kanalımda da buradaki ürünlerle alakalı birkaç video var. Connecting, yes connected. And after that you can just press go. Hızlanmaya devam ediyor. Yeah, it's 14 here, so that's the max speed. 14. Yeah, sorry. 14 en yüksek seviyede. Yeah. Bir anda çektiği yeah. anda o anda duruyor. Yeah, so it's possible here is yes, even is stop. You have the data here. So all the information is yeah. already there. Yes. You have also heart rate and the time. Max coverage, max speed. Aslında temelde şöyle bir şey yapıyor. Yani dışarıya çıkmaya vaktiniz yok. Saatinizi kolunuza takıp dışarıda koşu yapabilirsiniz, aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Ha, bunun için vaktiniz yok. Evde bu cihaz üzerine çıktığınızda aynı şekilde bütün bilgileri, gittiğiniz mesafe, kalp atış hızınız vesaire gibi bilgileri de saatiniz üzerinden toplayıp size işin sonunda aktarabiliyor.
Okay. Also, you can set the like 5 second, 10 second to do the water spray automatically. Buradaki bu acayip robotlar aslında cam temizliyor gördüğünüz gibi. İşin ilginç tarafı bu tarz robotlar, daha doğrusu bu tarz mekanizmalar bildiğiniz gibi bir tanesi camın içinde, bir tanesi camın dışında olurdu. Bu sadece camın bir tarafında ve burada yukarı aşağı, sağa sola hareket ediyor. Bu kablolu bir ürün ama diğer tarafta kablosuz bir modeli de var. Buradaki model kablosuz bir şekilde çalışıyor. Aralarında bir fark var. Bir tanesinin içinde su tankı var, diğerinin içinde su tankı yok. Yani teorik olarak bu sadece kurulamak için kullanılıyor gibi. Eğer yaşadığınız yer oldukça yüksek bir yerse ve cam temizliği ile alakalı gerçekten endişeleriniz varsa, güvenlik amaçlı endişeleriniz varsa, bu tarz bir ürün gerçekten faydalı olabilir. It's just for Europe right now. We are looking for some distributor. Okay. Yeah. Türkiye için distribütör arayışları varmış arkadaşlar. Buradan da duyurulur. Me. Of course, of course. Thank you so much. Thank you. Arkadaşlar, fuarın artık akşam 6'sını ettik burada. Çıkarken burada bir standa denk geldim. Volta. Türk bayrağını da görünce mutlaka girip bilgi almak istedim. Burada Fırat Bey burada bize konuyla ilgili biraz bilgi verecek şimdi. Fırat Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bayrağı görünce dayanamayıp girdik. Yaptınız tabii. Bize marka ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Volta Motor yaklaşık 13 sene evvel kurulmuş bir marka. Tamamen Türk malı. Kurucularımız Türk. İki tane genç mühendis arkadaş firmayı kuruyorlar. Çok güzel. Çok kısa sürede pazarda yer ediniyor. Yaklaşık 300 metrekare bir alanda başlayan bu yolculuk. Şu anda Türkiye'de 3 tane fabrikada. Maşallah. İki tanesi Düzce'de, bir tanesi serbest bölgede sadece ihracatı çalışıyor. Avrupa'nın birçok noktası satış yapıyoruz ihracatlarımız var. Sadece Avrupa değil, başka pazarlarda da Afrika'ya satışımız var. Türkiye Cumhuriyetleri satışımız var. Bu Amerikan pazarı için dizayn ettik. Evet. Ama burada çok fazla ilgi gördü. Ama çok güzel bir model. Ben de buna aslında az önce dikkatimi çekti. Bakmak için buna geldim. Yazlık bölgelerde mesela çok kullanılıyor. Evet. Okay. İnsanlar denize gitmek, markete gitmek için bu araçları tercih ediyorlar. Onun dışında bir sürü seçeneğimiz var. Buraya getiremediğimiz çok daha fazla ürünümüz var aslında. Okay. Yani burası tabii, biraz da şov yeri olduğu için. Evet, hepsine sığmayacağı için. Özellikle elektrikli pazarda çok iddialıyız. Burada şu anda herhangi bir konsept modeliniz var mı yoksa bunların hepsi şu anda satışta olan ürünler mi? Şöyle Amerika pazarı için konuştuklarımız konsept. Bunlar konsept. Bunlar konsept. Prototip bunlar. O modellerden bir tanesi. Bir tanesi de Kaliforniya'da adlandırıyoruz modelimizi. Türkiye'de üretiliyor olması, orada geliştiriliyor olması da ayrı bir gurur kaynağı aslında. İnsanların kabul etmesi o bir tabii süreç ama ilgi olarak söylerseniz muazzam. Muazzam. Evet. Çok güzel. Genel olarak standımıza ilgi muazzam. Evet, standınıza ilgi muazzam çünkü ürünler gerçekten çok göz alıcı. Benim de çok hoşuma gitti. Bayrağı görünce ekstra motive oldum. Çok o yüzden ol, geldim. Çok güzel, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bilgiyi aldık Fırat Bey'den. Oldukça güzel ürünler var burada. Avrupa pazarı için, ABD pazarı için, elbette Türkiye pazarı için. Zaten üretim yerleri Türkiye'de. Düzce'de iki tane fabrikaları varmış, bir tanesi serbest bölgede. Performans olarak tabii test etmeden bir şey söyleyemeyiz ama gelecek elektrikli araçlarda gibi görünüyor. Arabalardan, bisikletlerden, motosikletlere kadar her şey elektrikliye dönüyor.